Barış geliyorum dayı. Break aldık. Karşı bot DNS'i izleyebiliriz. Oyun oynanır mı? Sürekli bilgisayarda geçiriyorsun ömrünü diyorlardı. Ben en çok kültürler üstü olmasını çok beğeniyorum. William Higginbotham 1958 yılında ilk video oyununu icat ettiğinde yarım asır sonra bilgisayar oyunlarının spor olarak adlandırılacağını herhalde öngörmemiştir. Peki İşlili bir çiftçiyle Türkiye'li bir doktorun ya da Koreli sıradan bir öğrenciyle Alman bir iş adamının ejderha öldürmek için takım oluşturacağını, üstelik bundan para kazanabileceğini yakın zamana kadar hangimiz tahmin ederdi? Ya da Polonya'da bir Counter-Strike turnuvasının stadyumda 173 bin kişinin izlemesini basit bir video oyunu tutkusuyla açıklayabilir miyiz? Dünyanın her yerinden, farklı yaş gruplarından milyonlarca tutkunu olan bir fenomen var artık hayatımızda. Üstelik insanların sadece vakit geçirmek için edindikleri bir hobi değil, aynı zamanda para kazandıkları bir fenomen. Yılı itibariyle neredeyse 1 milyar dolarlık pazarı olan bir sektörden bahsediyoruz. Peki e-spor nedir? Have you guys seen e-sport and the e-league? I don't know if that's sports. It's great sport. I'm savvy. I have not seen it, Ernest. I have seen it. İki ekip arasında rekabetçi olarak yapılan her oyun aslında bir şekilde spor diye tanımlayabilirsin. Bu da dijital dünyanın en büyük sporu. Dijital spor yani. Nefis sıyrıldı bu arada. Pas kaçtı yerden bitmeden. Cerrah Şen. 2017 yılında e-spor müsabakalarında 111 milyon dolar ödül dağıtıldı. Oyuncular 400 bin dolara kadar maaş kazanabiliyor. 400 milyondan fazla insan oyunları izledi. Birçok ünlü marka turnuvalara sponsor oldu. Çeşitli e-spor türleri var. İlgi alanınıza göre birinde uzmanlaşabilirsiniz. En popüler olanları ise Counter-Strike, Dota 2, Call of Duty, Overwatch ve League of Legends. Giderek daha çok hayatımıza giren e-spor ile ilgili felsefi bir tartışma da söz konusu. Acaba e-spor bir spor mudur? Bu konuda görüşler muhtelif. Çok felsefi bir tartışma ama benim durduğum nokta bence spor değil. Buna gerek de yok yani illa spor diye tanımlamak zorunda değiliz. Rekabetçi oyun olması yeterli. E-sports are sport. E-spor bir spordur. Bir branşın spor olarak adlandırılması için bana göre işin içinde rekabet olması lazım. E-spor'da var. Takım oyunu olması lazım. E-spor'da var. Gelecek hamleyi önden sezmek, zeka, işte strateji oluşturmak bunların hepsi e-spor'da var. E-spor'a en çok Asya ülkelerinde ilgi gösteriliyor. Güney Kore'de milyonlarca gencin hayali profesyonel e-spor oyuncusu olmak. Bunun için saatlerce oyun oynuyorlar. How many hours do you put in per day or per week? 줄이면은 84시간 아닌가? 88시간. Dünya üzerinde büyük futbol kulüpleri taraftar sayısını artırmak için e-spor takımları kuruyor. Hatta kimi ünlü futbolcuların da e-spor takımı var. Oyunun sesini de mi gitmesi lazım? Onlar izleyicisine ve kitlelerine eğlenceli bir temaşa sanatı, bir spor eğlencesi sunmaya çalışıyor. E-spor'da dünyanın en hızlı ilerleyen rekabetçi oyunu olduğu için kendi kitlelerinin peşinden sürecek bir takım sürmek istiyorlar doğal olarak. Normal ve çok doğal bir süreç olarak görüyorum. Benzerleri çünkü mesela şeyde de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Avrupa'da da öyle. Schalke'nin var, Real Madrid'in var takımları. Paris Saint-Germain'in var. Türkiye'de de e-spor'a olan ilgi giderek artıyor. Gençler sadece e-spor ile sanal dünyanın keyfini çıkarmıyor. Anime ve bilim kurgu filmleri de gişe rekorları kırıyor. Üstelik orada beğendikleri karakterlerin kıyafetleriyle kostüm yarışmalarına katılıyorlar. Cosplay ismi verilen bu yarışmalara ilgi her geçen gün artıyor. Sadece e-spor oynayarak değil, oyun yayını yaparak da ünlü olmak ve para kazanmak mümkün. Canlı oyun yayını mecralarından en popüleri ise Twitch. Twitch bir canlı yayın platformudur. Oyun oynayarak veya kreatif yayınlar yaparak insanlarla etkileşime geçtiğimiz bir canlı yayın platformu. Yeni çıkan her oyunu oynuyoruz. Hadi hadi hadi. Üniversiteler öğrencilerine artık e-spor bursları veriyor. Böylece gençler e-sporcu olma yolunda erken yaşta profesyonel destek alabiliyorlar. Nexus'a doğru geldiler ve artık kırmızı takımın oyunu bitirdiğini göreceğiz Acan. Merhaba, ben Onur Excuse Tatar. Başçı Üniversitesi'ne e-spor bursuyla geldim ve burada sinema TV okuyorum. Şu anda 2. sınıftayım. E-spor sunuculuğu yapıyorum ve kariyerime burada devam ettirmeyi, burada kendimi göstermeyi devam ediyorum ve sizi de bekliyoruz.
Aynen Batu Daydar, Tribuş'a gel, Vision'ları yok zaten. 6 yıldır bu oyunu oynuyorum ve 2 yıldır profesyonel olarak devam ediyorum. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem okuyorum hem de kariyerime devam ediyorum League of Legends adlı oyunda. Bahçeşehir Üniversitesi olarak e-spor ekosistemine yaptığımız yatırımlar yaklaşık 4 yıl önce başladı bundan. Öncelikle öğrenci kulübümüzün profesyonelleşmesi sürecini yaşadık. Ardından Riot Games'te yaptığımız partnerlikle birlikte Türkiye'de ilk defa e-spor bursunu açıkladık. Pervin Demirtaş son dönemin en başarılı kadın e-sporcularından. Yakın zamanda Galatasaray e-spor takımına transfer oldu. Yakın çevremdeki arkadaşlarımsa ilk zamanlarda işte oyun oynanır mı? Sürekli bilgisayarda geçiriyorsun ömrünü vesaire diyorlardı. Sonra Galatasaray'a transfer olduğumu öğrenince vay be Pervin, demek ki bir bildiğim varmış tarzında konuşmalar yaptılar. Onlar da tebrik ettiler. E-spor Türkiye'de giderek kurumsallaşıyor. Yakın zamanda bunun için bir adım da atıldı. Türkiye Espor Federasyonu Nisan 2018 itibariyle kuruldu. Türkiye Espor Federasyonu'nun öncelikli amacı Türkiye'yi e-spor alanında bütün dünyada öncü ülkeler arasında görmemizi sağlamak ve aslında orada tutmak. Şu anda önde gelen işte CSGO olsun, Fortnite olsun, League of Legends gibi alanlarda ciddi sporcularımız, Riot'un organize ettiği çok ciddi bir ligimiz ve belli bir seviyenin üzerinde başarı kazanan takımlarımız da var. Ben Türkiye'nin e-spor alanında gerçekten çok öncü bir ülke olarak yer alacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. E-spor takımlarımız ününü ülke dışına çıkarmaya başladı. 2016 Counter-Strike Dünya Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı şampiyonluk yaşadı. Şüphesiz e-spor günümüz dünyasının en keyifli zaman geçirme aracı. Ancak gençler üzerindeki etkisiyle ilgili çeşitli tartışmalar var. Bazı aileler çocuklarının oyun bağımlısı olmasından endişe duyuyor. Sadece Güney Kore'de 10-19 yaş arası çocukların yarısının bağımlı olduğu tahmin ediliyor. Bağımlılıkla tedavi için birçok tıbbi merkez açılmış durumda. Kimi uzmanlar ise e-spor ile aslında gençlerin daha güvenli bir ortamda oyun oynadığını düşünüyor. Zararlı ortamlarda, belki sanal zorbalığa da uğrayabilecekleri bir ortamlardansa daha güvenli, profesyonel, daha disiplinli, kontrollü ortamlarda oyun oynayabilmeleri ya da bu faaliyetlere katılabilmeleri sağlanıyor. Bu sektörde korkulacak hiçbir şey yok. Yani diğer işlerden de bir fark yok yani. Tek bizim yaptığımız evimizde, yani evimizde oturduğumuz yerden yapıyoruz. Geri geldiğimizde işte İstanbul'a, yurt dışına giderek yapıyoruz. Bağımlılık yapıyor mu? İnsana eğlenceli gelen ve kolay gelen her şey biraz bağımlılık yapar. Ama insanın da kendi sınırlarını bilmesi lazım. E-sporun yakın gelecekte olimpiyatlara katılması bekleniyor. Futboldan sonra en popüler oyun olacağını bekleyenlerin sayısı da az değil. 2020'de 300 milyon kişi e-sporları internetten canlı izleyecek. Sponsorlar artacak, e-sporcular global starlara dönüşecek. Ve sanal dünya giderek daha fazla gerçek dünyanın yerini almaya başlayacak.